Başlayayım arkadaşlar. Değerli basın mensupları, bu yılın Temmuz ayını bugün tamamlıyoruz. Biliyorsunuz yeni kabine, daha doğrusu tek adam parti devleti rejiminin ilk kabinesi geçen yılın Temmuz ayında göreve başlamıştı. Yine geçen yılın Temmuz ayının bugünlerinde ABD Başkanı Trump, Rahip Brunson derhal serbest bırakılmazsa Türkiye'ye yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulayacağına dair tehditlerde bulunmuştu. Aslında iktidarın kötü yönetimi nedeniyle 2013'ten beri dünyadaki en kırılgan ekonomiler liginde ilk beşten bir türlü düşmeyen Türk ekonomisi bu açıklamadan sonra daha ciddi bir çalkantı içine girdi ve ekonomide kusursuz bir fırtına patladı. Dolar kuru 7 liralara dayandı. 2 yıllık gösterge tahvil faizleri %25'lere kadar çıktı. Türkiye'nin borç temerrüt risk birimi iflas anlamına gelen 400'lerin üzerine gördü. Kısacası iktidarın sıcak paracılara teslim ettiği finansal piyasalarımız bir tweetle alt üst olacak kadar zayıflamıştı. Saray bunu görünce iktidarın tehditlerine pabuç bıraktı. Saray bunu görünce Trump'ın tehditlerine pabuç bıraktı. Erdoğan almış olduğu, Amerika'dan aldığı talimat uyarınca rahibi apar topar Beyaz Saray'a gönderdi. Trump da Oval Ofis'te evangelistlerin önünde Türkiye'den getirttiği rahibe kendisini takdis ettirdi. Yetmedi, bir de rahibi gönder dedik, gönderdi deyip sarayın kibirli adamıyla dalga geçti. İktidar Amerika Birleşik Devletleri'nin iç siyasi çekişmelerine ülkemizin itibarını peşkeş çekti. Ulusal itibarımızı yerle bir etti. Bu tiyatro sahnesi milletimizin hafızalarından bir türlü silinmedi. Hala milletimizin içi bu sahneyi hatırladığında sızlamaktadır. Finans sistemindeki bu türbülansın yükü son bir yılda insanlarımızın ve şirketlerin, yani reel kesimin üzerine tüm ağırlığıyla bir karabasan gibi çöktü. Ekonomimiz 2018'in son 3 ayında %3, bu yılın ilk 3 ayında da %2,6 daraldı. Yine bu yılın ikinci çeyreğine ait Nisan ve Mayıs aylarında da takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 azalmış. Bu veriler ekonomideki daralmanın bu yılın ikinci 3 ayında da süreceğini ortaya koyuyor. Yine imalat sanayi üretimi açısından son derece önemli olan satın alma yöneticileri endeksi Haziran'da kritik eşik olan %50'nin altında kalmaya devam etti. Aslında bu endeks son 16 aydır 50'nin altında seyrediyor. Krizin en ağır bedelini de bu krizde işini gücünü kaybeden milletimiz ödüyor. Geçen yıl bu zamanlar bir iş sahibi olan 810 bin yurttaşımız bu yıl işinden ekmeğinden olmuş. Resmi işsizlerin sayısı 3 milyon 86 binden 4 milyon 202 bine çıkmış. İşsiz yurttaşlarımızın gerçek sayısı ise bu dönemde yaklaşık 1,5 milyon kişi artarak 8 milyon kişiye ulaşmış. Üniversiteli işsiz sayısı son bir yılda %26 artmış. 1 milyonu aşmış. Genç işsizlik oranı son bir yılda 6,4 puan artarak %23'ü aşmış. Yani piyasada her iş arayan 4 gençten birisi iş bulamıyor, işsiz. Millet kış gününde tanzim satış kuyruklarına mahkum edildi. Mutfakta tencere boşaldı. Hayat pahalılığı dar gelirli yurttaşlarımızı bunalttıkça bunalttı. Esnaflarımız borçlarını ödeyemez hale geldi. Ödenemeyen çek ve senetler dağ gibi birikti. Millet icra kapılarına düştü. Bu yılın ilk 6 ayında protesto edilen senet tutarı geçen senenin aynı dönemine göre %50 artarak 10 milyar Türk lirasını geçmiş. Aynı dönemde karşılıksız çeklerin tutarı da %64 artmış ve 16 milyar Türk lirasına yaklaşmış. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar
İcra dairelerinde 19 milyon civarında dosya varmış. Bu yıl dosya sayısı 21 milyona dayanmış. Şirketler konkordato ve iflas kuyruğuna girmiş. Saraya yakın ticaret odası başkanları bile konkordato ilan eden şirketlerin borcunu devlet üstlensin demeye başlamış. Bu aslında bir yandan ekonomideki yangının boyutlarını gözler önüne seriyor. Bir yandan da geçmişte söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu hatırlatıyor. Biz 2013'te Merkez Bankası dolar yağmuru artık bitecek dediği günden bu yana bugünlerin geleceğini hep söyledik. Ekonomide artan borç yüküne dikkat çektik. Bunları söylediğimizde iktidar mensupları bize dediler ki bunlar özel sektörün borcu, kamuyu etkilemez diyorlardı. Biz de geçmişte dünyada ve Türkiye'de yaşanmış kriz örneklerini hatırlatıp bu borçların bir gecede nasıl kamunun sırtına taşınabileceğini hep söyledik. Şimdi görüyoruz ki devlet eliyle kurtarılma talepleri artmaya başladı. Kârları kişisel, zararı ise 82 milyona ait gören bu anlayışı tasvip etmemiz tabii ki mümkün değil. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce yaklaşık 400 milyar liralık şirket borcu İstanbul yaklaşımının getirildiğini de dikkatlerimizden kaçırmamamız gerekiyor. Bu senenin başından bu yana devletin kasası tam takır. İlk 6 ayda bütçe açığı 78,6 milyar lira. Bu 2019'un tamamı için hedeflenen açığın neredeyse tamamına eşit. Bakan damadın son bir yılda güçlü politika başarısı diye övündüğü tablo işte bu. Artan işsizlik, ödenemeyen borçlar, iflaslar, konkordatolar. Mali disiplini unutan, devletin kasasını boşaltan iktidar, şimdi de Merkez Bankası'nın kasasına el atmış vaziyette. İlkin, Merkez Bankası'ndan hazineye gelecek kar payını erken tahsil edip seçimden önce yiyip bitirdiler. Şimdi de Merkez Bankası'nın 41 milyar liralık ihtiyat akçesini, milletin kefen parasını yiyorlar. İhtiyat akçesinin 21 milyarlık ilk dilimi hazine hesaplarına aktarıldı. Bu para bayram öncesi kullanılacak. Peki Merkez Bankası bu parayı nereden verecek? Para basacak. Sarayın sosyete damadı bu para basmak değil demiş. Bilançodaki bir kalemin yer değiştirmesi para basmak değildir buyurmuş. Yazar ve şair Murat Han Mungar'ın bu durumu özetleyen güzel bir sözü var. Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız. Bakan damat da anlaşılan bu sözün hakkını vermeye çalışıyor. Merkez Bankası nezdinde kamu hesapları üzerinden gerçekleştirilen her işlem piyasadaki likiditeyi etkiler. Bu nedenle Merkez Bankası piyasadaki likiditeyi düzenlerken DİBS ihraç ve itfalarını, vergi tahsilatları gibi kamu mevduat hesaplarında hareket doğuracak her işlemi dikkate almak durumundadır. Dolayısıyla şimdi kamu mevduatına alınan bu akçeler bayram öncesi müteahhitlere yapılacak, emeklilere yapılacak ödemelerde kullanıldığında dolaşımdaki para miktarı da ister istemez değişecektir. Bunun adı dünyanın her yerinde para basmaktır. Ekonomide çarkların bir an önce dönmeye başlaması gerekiyor. Çarkları döndürmenin ön koşulu da ekonomide güveni sağlamaktan geçiyor. Bakan damat en kötüsü geride kaldı diyor ama Temmuz biterken açıklanan ekonomide güven yeniden güven endeksinin yeniden gerilemeye başladığını görüyoruz. Temmuz'da ekonomik güven endeksi %3,3 düşmüş. Tüketici güveni %2, reel kesim güveni %3 gerilemiş. Peki güvenmeyen, güveni sürekli gerileyen insanlarımız nasıl tüketecek, nasıl yatırım yapacak? Son bir yıldır güven veren kadrolar eliyle güven uyandıracak bir program uygulamaya konmadı. Bu bir yılı aspirin tedavisiyle pansumanla geçirdik. Neredeyse her 1,5 ayda bir paket açıklandı. Açıklanan her paketten sonra da işler hep
daha kötüye gitti. Ama bakıyorum Sosyete Damat hala harikalar diyarında. Durumun ciddiyetinin farkında değil. Hatırlayın ne diyordu damat? Şubat, Ocak'tan, Mart, Şubat'tan, Nisan hepsinden iyi olacaktı. Rakamları verdim. Artan işsizlikle, iflaslarla, ödenmeyen çeklerle, senetlerle milleti bu kadar zamanda perişan ettiler. Ekonomi kalp krizi geçirmiş, hasta yoğun bakıma düşmüş, tansiyon sıfıra yaklaşmış, damat ödemeler dengesinde cari işlemler fazlası vereceğiz diye seviniyor. Ekonomi daralıyor. Üretim durmuş, yatırım durmuş, işsizlik artıyor. İthalat da bütün bunların sonucunda ekonominin ihtiyacı olmadığı için geriliyor. Dolayısıyla konjonktürel olarak ödemeler dengesi fazla verme noktasına doğru gidiyor. Bakan ise buna dengeleniyoruz diyor. Ben burada sorarlar. Yani Türkiye'de ödemeler dengesinin kalıcı bir biçimde düzelmesi için rekabet gücünü arttıracak hangi tedbirleri aldınız? Hiçbir şey yapılmadı. Şimdi düşen talep ve baz etkisiyle enflasyon %15'in altında kalacak diye övünüyorlar. Bugün Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %13,9 olarak açıkladı. Bu hala benzer ekonomiler içinde en yüksek enflasyon oranlarından biri. Baz etkisi ve sözde güncellemeden gelecek enflasyondaki düşüşü, şimdi de faizi düşürdük, enflasyon düştü diye pazarlamaya hazırlanıyorlar. Arada birkaç yıllık istisna dışında 2006'dan bu yana bu ülkede enflasyon hedefi kaç? %5. Hiç tuttu mu? Hayır, tutmadı. Kerameti kendinden menkul faiz teorilerine çok güveniyorlarsa indirsinler faizleri %5'e. Bakalım enflasyon da %5'e düşüyor mu, düşmüyor mu? Ama ellerini tutan yok. Bu işi bir türlü yapmıyorlar. Bir de bakan damat dün demiş ki Temmuz'dan, Mayıs'tan bu yana ekonomiye son 2 ayda 10 milyar dolar girdi. Ödemeler dengesi rakamları Mayıs'ta kalıyor. Nereden ne geldi onu gelecek günlerde tabii ödemeler dengesinde göreceğiz. Ancak Mayıs'tan 19 Temmuz'a kadar hisse senedi ve dips piyasasına yabancıların sadece 390 milyon dolar getirdikleri gözüküyor. Yine brüt rezervlere baktığımızda da Mayıs sonundan 19 Temmuz'a kadar rezervlerimiz sadece 2,8 milyar dolar artmış. Peki bu 10 milyar dolar nerede? Yani ciğer buysa kedi nerede? Kedi buysa ciğer nerede? Diğer taraftan faiz inerken de çıkarken de kazananın değişmediğini bu defa da gördük. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığı tarihten hemen sonra, yani 8 Temmuz'da bu ülkeye 1 milyon dolar getiren faiz lobisinin bir üyesi bugün itibariyle, yani 23 günde dips piyasasında 70.347 dolar kazanmış. Yani dolar cinsinden 3 haftada elde edilen getiri %7. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizinin, 10 yıllık tahvilin faizi, 1 yıllık getirisi %1,8. 3 haftada %7, 1 yılda %1,8. Yani bu şunu gösteriyor. Faiz lobisi her halükarda ülkede tüyü bitmedik yetimin hakkını yemeye, milletimizin kanını emmeye devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı'nı ekonomideki kötü gidişin günah keçisi yaptılar. Görevden aldılar. İlk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldılar. Böylece kötü gidişin sorumluluğundan kurtulacaklarını zannediyorlar. Şimdi bir de yeni başkana bakıyoruz, gazetelerde yer alıyor. Vasi tayin etmiştir. Ya Merkez Bankası'nın güvenilirliğini zaten yerle bir ettiniz. Bu yapılan işlerle Merkez Bankası'nın güvenilirliğini iyice bitiriyorlar. Aslında ekonomi ciddiyetsizliği kaldıracak durumda değil. Sıkıntı büyük. Diğer yandan fırsatlar da var. Şimdi küresel ekonomide bizim gibi ekonomiler için
fırsat penceresinin açılmaya başladığını görüyoruz. Gelişmiş ekonomiler yeniden parasal gevşemeye gidiyorlar. Faizlerini düşürecekler. Ama öyle gözüküyor ki bu fırsatta bu iktidar kadrolarının yetersizliğine kurban edilecek. Şimdi işler düzeliyor havası basıyorlar. Mevcut yıpranmış, güven vermeyen kadroların yeniden güven vermesini sağlayacaklarını zannediyorlar. Çok açık söyleyeyim. Bir kere güveni yitirdiğiniz andan itibaren o güven geri gelmez. Değerli basın mensupları, aslında ekonomik olarak tüm vatandaşlarımız çok ciddi sıkıntılar içinde. Ama bu sıkıntılardan en fazla etkilenen kesimlerin başında da çiftçilerimiz geliyor. Bu iktidar elinde iki Trakya'dan daha büyük bir alan artık ekilip biçilmiyor. Bu iktidar iş başına geldiğinde 140 litrelik traktör deposu 191 liraya doluyordu. Bugün 897 liraya doluyor. Çiftçi 1 kilogram gübre için 1,7 kilogram buğday satarken şimdi ancak 2,3 kilogram buğday sattığında 1 kilogram gübre alabiliyor. Çiftçiler ürün maliyetleriyle girdi maliyeti arasında, ürün fiyatıyla girdi maliyeti arasında ezilip kaldı. Aynı çiftçilerimize kanunun emrettiği destek de bu iktidar kadroları tarafından çok görüldü. Her bir çiftçi ailesinin 2007'den bu yana birikmiş 68.386 lira alacağı var. Yetmez, ilk defa tek adam parti devleti rejimine geçildikten sonra çiftçiye destekleri taksit taksit ödenmeye başladı. Yağlı tohum desteklerinin %70'ini ödediniz. Hala daha %30'u bekliyoruz. Ödedik, ödeyeceğiz diyorsunuz. Nerede? Bu tarım devriminin yapıldığı bu topraklarda tarımı bitirdiler. Aslında iktidarın çiftçiye, tarıma bu yaklaşımını en güzel son dönemde gazetelerde yayınlanan bir fotoğraf karesi özetliyor. Tarlanın çamurunun, tarlanın tozunun ayağına bulaşmasından korkan sarayın kibirlisi tarlaya ayağında galoşla girmiş. Bunlar ne ara bu kadar sosyete oldular? Yani topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Topraktan bu kadar korkmak neden? Ayağını tarlanın bereketli çamuruna değdirmeyen, pabucunu toprağın tozuna bulaştırmaktan korkan biri çiftçinin, çiftçimizin çektiği sıkıntıları nasıl anlayacak? Biz boşuna demiyoruz bunlar milletten koptu diye. Bu memlekette ne varsa ben getirdim, ben yaptım diye övünüyorlardı. Çoğu tabii kendilerinden önceki iktidarlar tarafından getirilmişti. Ama bu defa gerçekten Türkiye'de olmayanı yaptılar. Tarlaya paçalarını da koruyan uzun konçlu galoşla giren ilk siyasi olmayı başardılar. Sarayından millete dürbünün tersiyle bakanlar elbette tarlaya da galoşla girecekler. Ama milletimiz durumun gayet güzel farkındadır. Sabırla bundan sonra önüne gelecek ilk sandığı beklemektedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa isminizi belirterek sorularınızı alayım. Fırat Irmak, Fox TV. Efendim birkaç sorum var. Soru cevap şeklinde isterseniz olabilir. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin kararı vardı. Barış Akademisyenleriyle bir bildiriye imza atanlarla ilgili hak ihlali kararı vermişti. Yüksek Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Karar Anayasa Mahkemesi'nin bildiride yer alan düşünceleri paylaştığı veya desteklediği anlamına gelmez dedi. Bu gerekçeli kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de mahkemenin böyle bir gerekçeli karar açıklama gereği hissetmesi ya da neden böyle bir gerekçeli karar açıklama gereği hissetmiş olabilir? Şimdi Anayasa Mahkemesi üzerinde bu sözde bir takım bilim adamları ciddi bir baskı oluşturma gayreti içinde. Hatırlayacaksınız, bu bildiri ilk yayınlandığında Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de bu bildirinin içeriğine katılmadığımızı söylemiştik, ama bu bildirinin
ifade özgürlüğü kapsamı içinde değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizmiştik. Anayasa Mahkemesi de bu bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi konusunda bir karar verdi. Ama karara dönüp baktığınız zaman başkan dışında 16 tane üye 8'e 8 yani 8 üye aslında bilim adamlarının, bilim insanlarının imza atmaları, bir bildiriye imza atmaları nedeniyle özgürlüklerinden mahrum kalmalarını doğal karşılamıştır. Bu tabii son derece üzücü ve özellikle sarayın tek adam parti devleti rejimine geçildiğinden bu yana Anayasa Mahkemesi'ne yapmakta olduğu atamalarla Anayasa Mahkemesi'nin de hızla bir vesayet altına, tek adam parti devleti rejiminin vesayeti altına girmekte olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Bildirinin içeriğine katılırsınız, katılmazsınız söyledim altını çizerek. Biz de bu bildirinin içeriğine katılmadığımızı başta ifade etmiştik. Ama sonuç itibariyle bu bildiri ifade özgürlüğü kapsamında mütalaa edilmiştir Anayasa Mahkemesi tarafından. Anayasa Mahkemesi'nin bu mütalaasına karşı hakarethamiz bir takım ifadelerde bulunmak ve Anayasa Mahkemesi'ni bir ciddi baskı altına almaya kalkmak bilim adamlığına yakışmaz. İşte bu nedenle sözde bilim adamı lafını kullandım. Evet. Efendim bir diğer sorum. CHP milletvekili Sayın Ali Mahir Başarı bütün bakanlıklara bir soru önergesi vermişti. Bakanlıklarda çalışan yetkililer, personelle ilgili aralarında hem bakanlıktan maaş alıp hem başka şirketlerde yönetim kurulu üyesi olup maaş alanlar var mı diye. Cevap sadece Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'dan geldi. Bakanlıkta 9 bürokratın çift maaş aldığını belirtti. Malum Cumhurbaşkanı'nın da EYT'lilerle ilgili istek varken bir çift dikiş çıkışı vardı. Siz bu bürokratların çifte maaş almasını, bu çift dikişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi açıkçası bürokratlar yapmış oldukları ana işle ilgili olarak doğru düzgün maaş alabilseler bu tür yöntemlere başvurulmaz. Bunlar doğru yöntemler değildir. Yani bir kere bürokratın bir yerde yönetim hem bürokratlık görevini yapacaksınız hem de ilave bir şeyler alabilmek için bir yönetim kurulunda görev alacaksınız. Bunları kabul edebilmek, bunları kabul etmek, içimize sindirmek mümkün değildir. Bir diğer belediyeler efendim, CHP'li belediyelerle ilgili son günlerde çokça tartışma var, eleştiriler de yoğun. Akrabaların birinci derece, ikinci derece yakınların görevlere atanmasıyla ilgili siz bunu nasıl değerlendirirsiniz, yorumunuz ne olacak? Şimdi şunu söyleyeyim, Türkiye'de tabii uygulamalara dönüp baktığınız zaman hani balık baştan kokar diye bir laf vardır. Şimdi sarayın damadı ekonomiden sorumlu bakan. Hem damat hem kayınpederi saraya bağlı olan Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulunun yöneticisi. Şunu açıkça ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi leke kabul etmeyen bir partidir. Dolayısıyla bu tür yanlış uygulamalar kamuoyu önünde gerçekten sırıtmaktadır. Bu nedenle ben özellikle bu konuları gündeme getiren medyanın müspet bir iş yaptığını düşünüyorum. Bunların gündeme gelmesinden, bu otokontrolün yapılmasından memnunuz. Bu çerçevede belediye başkanı arkadaşlarımıza gerekli uyarılarda bulunuluyor. Bununla ilgili olarak da bu çerçevede bir çeki düzen vermeleri konusu kendilerinden talep ediliyor. Ayrıca yine kendileri açıklama yapacaklar ama genel başkanımız ilk imzayı attı. Grup başkan vekillerimiz imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir siyasi etik yasasında getirdik. Yani milletin çocukları bu kadar işsizken, bu kadar işsiz kalırken belediye başkanlarının, cumhurbaşkanlarının
üst düzey yöneticilerinin, devlet merkezi hükümette üst düzey yöneticilerinin kendi akrabalarına, üniversitelerde yine kendi akrabalarına iş vermelerini milletimizin kabul etmesi mümkün değildir. Öncelikle milletin işini çözecekler, kendi akrabalarının değil, yakınlarının değil. Evet. Efendim son olarak malum Ankara Garı'nın tarihi binaları ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 550 bin metrekarelik alanı Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın da kurucusu olduğu Vakıf Üniversitesi'ne 30 yılına kiralandı açıklandı. Sadece kiralandı dendi, bir bedel belirtilmedi. Siz bu kiralamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir Vakıf Üniversitesi'ne bakanın içinde bulunduğu bir üniversite. Şimdi baktığınız zaman burada da bir milletin içine sinmeyecek bir durum ortaya çıkıyor. Yani gerekli bedel ödendi deniyor. Gerekli bedel nasıl tespit edildi? Hangi kriterlere göre tespit edildi? Yani bakın sadece bu değil, aynı zamanda Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisiyle de ilgili bu üniversiteye dönük yapılmış olan bir uygulama var. Biraz önce anlattım. Yani toprağa ancak galoşla basabilenler Atatürk Orman Çiftliği ve Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili olarak büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşımını anlamakta zorlanıyorlar ki kalkıp bu arazileri üniversitelere veriyorlar. Bir an önce ne bedel ödendiği açıklanmalı. Yani daha önce de bu tür soruları soruyoruz. Kaç lira bedel alınmıştır bununla ilgili olarak? Bu bedel nasıl tespit edilmiştir? Yine daha önce de sorduk, çok tepki gösterdiler ama cevap alamadık hala. Bu yap işlet devret projeleri var. Bu hafta sonu söylemiştim. Bu yap işlet devret projelerinin bedeli nedir? Bütçeden daha ne kadar milletimiz geçmediği yol için, yatmadığı hastane için, geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı için milyarlarca dolar, milyarlarca Türk lirası ödemeye devam edecektir. Buna da cevap bekliyoruz. Yani bu hastaneye verilen kamu malının karşılığında ne alınmıştır? Diğer taraftan devlet kamu özel işbirliği çerçevesinde ihale ettiği altyapı projeleri için ne kadar garanti vermiştir? Ne ödemeyi taahhüt etmektedir? Bu projelerin maliyeti nedir? Milletin sırtına bu projeler nedeniyle ne kadar yük yüklenecektir? Bütün bunları bir defa daha soruyoruz ve bunlarla ilgili olarak cevap bekliyoruz.